Günaydın Merve. Dilerseniz ateşkes konusuyla başlayalım. Bu hususta Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Hamas arasında görüşmeler sürüyor. Ancak henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Özellikle dün kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte İsrail kent merkezinde Kudüs'te yürüyüşü sizlerle paylaşmıştık. Bu ekranlara getirmiştik yine. Orada Netanyahu'ya tepki yürüyüşü vardı. Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce eve getirilmesi noktasında çağrılarını gerçekleştiriyordu İsrailli aileler. Bunların tepkisi bu yöndeydi. Çünkü İsrail durdurak bilmeden yoğun bir şekilde Gazze ve çevresini bombalıyordu. Bu nedenden dolayı da aslında esir konusunun gündeme geleceğini düşünmekteydik bizler de. Ve bugün itibariyle de Amerika aslında tırnak içerisinde konuyu oldukça farklı bir boyuta çeviren, aslında sürüncemeye getiren ve şimdi de çözecekmiş gibi görünen bir sıfatla birlikte bir kez daha karşımıza çıkıyor ve henüz anlaşmaya varılmış değil, ancak görüşmeler devam ediyor. Hamas'ın bazı teklifleri vardı. İşte örneğin 90 tane esiri bırakalım, 5 gün ateşkes ilan edilsin şeklinde. Tabii ki İsrail'in elinde de tutuklu birçok kişi var. Batı Şeria'dan olsun, yine diğer bölgelerden olsun. İşte bunlarla ilgili şu an itibariyle görüşmeleri sürdüğünü bilmekteyiz. Tabii bunlar yaşanırken dün gece yoğun bir şekilde birçok nokta bombalandı. Çatışmaların olduğu noktayı da bahsedeyim. Gazze'nin hemen kuzeydoğusunda bulunan Cibaliye mahallesi, yine Cibaliye'de mülteci kampı da yer almakta ve onun birazcık daha güneyinde bulunan Zeytun mahallesi şu an itibariyle tarafların karada karşı karşıya gelerek çatışmış olduğu, yoğun bir şekilde çatışmış olduğu iki noktadan söz etmekteyiz. Dün Kastam Tugaylarıyla yoğun bir şekilde İsrail askerlerinin bölgede çatıştığı bilgisi yerel kaynaklardan elimize ulaşmış durumda. Öte yandan İsrail'in topçu atışlarıyla, obüs atışlarıyla ve savaş uçaklarıyla birçok bombardımanı vardı. Dün paylaşmıştık, Birleşmiş Milletler'in 2009'da yapmış olduğu El Fakura okulu vardı. Orayı vurmuştu. Orada 200'e yakın sivil maalesef hayatını kaybetmişti. Dün gece de yoğun bir şekilde bombardıman devam etti. Bir mülteci kampı daha vuruldu. Orada hatta iki gazeteci hayatını kaybetmiş durumda. Onlarla birlikte birçok kişi de vardı bölgede ve çok sayıda ölünün olduğu ve yaralıların da durumlarının ağır olduğu paylaşılmış durumda. Onun da altını çizelim. İsrail'in Bureyji mülteci kampına düzenlediği bombalı saldırıda 15'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda. İşte o 15 kişi içerisinde 2 de gazeteci vardı. Neden gazetecilerin altını tırnak içerisinde çiziyorum, ifade ediyorum? Bölgeden aslında yerel kaynak olarak bahsettiğimiz, bölgedeki görüntüleri dünyaya servis eden, bizlere servis eden onlar da aslında ve sayıları her geçen gün artıyor. 50'den fazla gazeteci maalesef İsrail'in bombardımanında hayatını kaybetmiş durumda. Öte yandan Şifa Hastanesi'nden bahsetmiştik. 2 gün önce tahliyeler başlayacak gibi görünüyor demiştik. Dün o tahliyeler başlamıştı. Bugün itibariyle de özellikle yoğun bakım hastalarının dahi o noktadan çıkarılması noktasında bir çalışma gerçekleştirildi ve birçoğu da aslında ölüme terk edilmiş durumda. Çünkü çıkanlar yürüyerek gitmek zorundalar. Herhangi bir araç girişine izin verilmedi. Ambulans girişine ya da bir otobüs girişine izin verilmedi. Bu nedenden dolayı bazıları yürümeyi tercih etti, ancak yolda hayatını kaybedenler olduğu belirtilmiş durumda. Yine hastanede bulunan prematüre bebekler vardı. Birçoğu hayatını kaybetti. Diğerlerinin de aslında hastaneden yapılan açıklamaya göre hayatını kaybetmeleri an meselesi. Öte yandan Şifa Hastanesi Dahiliye Bölümü Başkanı dün gece saatlerinde İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bombalamada hayatını kaybetmiş durumda. Yine sivillerin bulunmuş olduğu alan bombalanmıştı. Yanında bulunan birçok kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi var. İfade ettiğimiz gibi güneye doğru inme hazırlığında, Han Yunus bölgesine doğru inme hazırlığında. Bunu aslında buraya ilk geldiğimiz günden bu yana söylüyorduk. Çünkü vurulan noktalarda hattı genişletmeye çalıştığını söylüyorduk İsrail'in özellikle ve güneye doğru inme gayretini bizler gözlemlemiştik. Öyle de oldu. 2 gün önce güneyden çekilin, bazı Han Yunus'un bazı mahallelerini boşaltın çağrısı geldi. Ve akabinde bölgede birçok nokta bombalandı. Hatta şu an itibariyle iş makineleriyle birlikte birçok alanda şu an itibariyle İsrail kazı çalışması gerçekleştiriyor ki Gazze'nin güneyinde bulunan birçok alana girebildikleri noktalarda, o Hamas'ın karargah olarak kullandığı iddiasıyla girmiş olduğu birçok noktalarda şu anda İsrail kazı gerçekleştiriyor. Tıpkı Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi. Öte yandan Batı Şeria'da da hareketlilik var. Ondan da çok kısa bahsedelim. Özellikle Cenin mülteci kampında sokaktaki birçok noktada kazı çalışması gerçekleştiriyor ve oradaki altyapının da tahrip edildiğini belirtelim. An itibariyle gelişmeler bu yönde. 44. gündeyiz. Yoğun bir şekilde bombardıman sürerken 5000'den fazla çocuk, 3300'ü kadın olmak üzere 12.300'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmiş durumda. Tüm dünyanın gözleri önünde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.